Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u Sporu 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Beşiktaş'ın gollerini, 42. dakikada Cenk Tosun, 56. dakikada Vincent Ibav bakar ve 90 3. dakikada Nathan Redmond kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 70. dakikada Jason Lokilo kaydetti. Beşiktaş, boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti olan Fransız futbolcu Valentin Rozier'de kistik oluşum tespit edildiği ve cerrahi tedavi uygulandığını açıkladı. Siyah beyazlılar ayrıca savunma oyuncusu Tayip Talha Sanuç'ta yapılan MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Kara Kartal'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, önceki akşam İstanbulspor karşısında elde edilen 3, birlik skora bir gol ve bir asistlik katkı yapmıştı. Takım kaptanlığını en iyi şekilde yerine getiren Tosun, skor konusunda da üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı sözleşmesinin otomatik olarak bir yıl daha uzamasına bir gole katkı uzaklıkta olan Tosun'la, milli maç arasında bu maddenin devreye girmeden kontret yenilenmesi bekleniyor. Başarılı oyuncunun 550 bin euro olan garanti ücretinin 1.5 milyon euroya çıkarılması ve sözleşmesine bonus maddelerinin de eklenmesi planlanıyor. Operasyon, Cenk milli takımdan dönünce Fenerbahçe maçı öncesinde yapılacak. Sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine iki maç kaldı. Masuaku, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon maddesi geçerli olacak. Beşiktaş, 2.2 milyon euro ödeyerek oyuncuyu alacak. Sezon başında Southampton'dan bonservisiyle Beşiktaş'a kazandırılan Nathan Redmond, istikrar sorunu yaşasa da çalışkan görüntüsüyle dikkat çekmişti. Önceki gün Raşit Gezal'ın ilk 11'e dönüşü sonrasında kulübeye geçiş yapan İngiliz hücumcu bu durumu sorun etmeyerek sonradan oyuna dahil olup şık bir gole imza attı. Beşiktaş formasıyla 21 maçta 3 gol ve 3 asisti bulunan Jamaika asıllı futbolcunun profesyonelliğinden memnun olan teknik ekibin sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyla kontrat yenilenmesine olumlu baktığı ifade edildi. İdarecilerin 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla lig bitiminde 2 senelik yeni sözleşme imzalaması bekleniyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.